Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Bu güncelleme yeni sezonla birlikte orijinal sunucuya gelecek. Ayrıca Faramis, Limort ve Vexana kahramanlarının revampları da orijinal sunucuda olacak yeni sezonla birlikte. Acı sana verebileceğim en değerli şey bu. Yeni sezonla birlikte savaş büyülerinin görünümleri de değişecek. Yeni görünümleri bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok. Sadece görünümleri değiştirilmiş. Özellikle taşlaştır bayağı bir değiştirilmiş görünüm açısından. Yeni güncelleme ile birlikte oyunun arayüzünde ve harit min haritada düzenlemeler yapılmış. Bakın Turtle artık bu şekilde gözükecek. Diğerleri de böyle görünecek. Ayrıca bakın e, haritanın bu bakış açısı biraz daha uzaktan bakıyormuşsunuz gibi olacak arkadaşlar. Ve böyle basit düzenlemeler yapılmış. Bakın buralarda da böyle düzenlemeler yapılmış. Limort buff yemeye devam ediyor. Limort'un pasifindeki rakip kahramanların canı %30'un altına indiğinde kritik hasar vurmaya başlıyordu. Bu özelliği %35'in altına indiğinde kritik hasar vurma özelliğini tetikleyecek. Yani eskisine göre daha hızlı kritik hasar vurabilecek pasifiyle Limort kahramanı. Ayrıca birinci yeteneğinin Bekleme süresi ilk seviyede 1 saniye düşürülmüş. Böylece daha seri kullanabilecek birinci yeteneğini. Birinci yeteneğinin temel hasarı da ilk seviyede 140 son seviyede 40 arttırılmış. Yani her seviyede belli bir oranda arttırılmış fakat ilk seviyede muazzam arttırılmış bu yeteneğinin hasarı. Gord'a birkaç tane yeni özellik eklenmiş. Gord'un pasifindeki rakip kahramanlara her 4 vuruşundan sonra 5.sinde gerçek hasar vurma özelliğine sahipti. Artık bu özelliğinin yanı sıra %30'da yavaşlatacak. Bakın 1 2 3 4 ve 5.'yi vurduğumuzda hem %30 yavaşlayacak hem de gerçek hasar yiyecek. Tabii ki bu yetenekleriyle de tetiklenecek bu özelliği. İkinci yeteneğinin ise hasar aralığını düşürmüşler. Eskiden 0.45 saniyede bir hasar verirken artık 0.3 saniyede bir verecek. Yani eskisine göre %50 daha hızlı hasar verebilecek. Böylece düşman kahramanlara daha fazla hasar atabileceksiniz kısa sürede. Fakat bunun yeteneğin hasarını ise %20 civarı düşürmüşler ama yine de yeni hali daha fazla hasar atacaktır seri olduğu için. Ultisi. Yine ultisinin arkadaşlar hasar aralığını düşürmüşler. 0.3 saniyede bir hasar vururken artık 0.2 saniyede bir vuracak. Evet, daha seri vuracak. Fakat bunun da hasarını %20 civarı düşürmüşler ve yavaşlatma özelliğini de kaldırmışlar. Yavaşlatma özelliği kalkmasaydı daha iyi sanki ama yavaşlatma özelliğinin kalkmasından dolayı biraz kötü olmuş diyebiliriz ultisi. Yeni bir özellik daha eklenmiş. Gord hareket halindeyken yeteneklerini hiç istifini bozmadan kullanabilecek. Daha seri kullanıyordu. Bu yani artık gördüğünüz gibi yürürken kullanabilecek böyle. Hani bunları bir böyle bekleyip şey yapıyordu ya o özelliği kaldırmışlar. Yürürken direkt hiç hani yürümesi bozulmadan gördüğünüz gibi böyle hasar atarak gidebileceksiniz Gord kahramanıyla. Bu şekilde olacak Gord'un yeni güncelleme hali. Ya şu iyi olmuş. Böyle hani bu duruyordu atıyordu bunları. O kötüydü. Artık böyle gördüğünüz gibi yürürken çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Bir de ultiyi böyle kullansak efsane olurdu. Lunox'un ikinci yeteneğindeki Kaos saldırısının özelliğinde değişikliğe gidilmiş. büyük gücü hasarı oranlı vururken artık düşman kahramanların max HP'sini oranlı vuracak. Böylece tank kahramanları daha rahat bir şekilde kesebilecek Lunox kahramanı bu yeteneğiyle. Terizda çok fazla buff yemiş yeniden meta'ya girecek gibi gözüküp terizanın birinci yeteneği düşman kahramanlara isabet ettirdiğinizde ilk seviyede %25 son seviyede %40 hareket hızı bonusu veriyordu artık ilk seviyede %25 son seviyede %50'ye kadar hareket hızı bonusu verecek. Yani %10 daha hızlı olacak son seviyede Teriza kahramanı birinci yeteneğini isabet ettirdiğinde. İkinci yeteneği Teriza'nın ikinci yeteneği artık düşman kahramanlar kitle kontrol vursa bile bundan etkilenmeyecek arkadaşlar. Ayrıca ikinci yeteneğinin yavaşlatma özelliği ise yine %15'ten %20'ye çıkartılmış. Yani eskisine göre daha fazla yavaşlatacak ikinci yeteneği vuruşlarıyla. Çok slowlu bir kahraman olmuş arkadaşlar yeni haliyle. Ultisi, ultisinin temel hasarı son seviyede 100 arttırılmış ve yavaşlatma özelliği ise bakın yine biliyorsunuz ultisinin yavaşlatma özelliği var. Bu da son seviyede %15, ilk seviyede %5 arttırılmış. Yani ortalarda ise %10 bir artış olacaktır. Bunun yavaşlatma özelliği de Son seviyede %15 arttırılmış ve hasar da arttırılmış. Ayrıca bunun menzili yani fırladığı mesafe ve fırlama hızı da arttırılmış. Daha seri bir şekilde daha hızlı kullanabilecek de arttırılmış ultisinin. Bakalım şuradan bir şöyle atalım. Bu şekilde olacak Terizan'ın yeni hali. Çok iyi yani yavaşlatma özellikleri ekstra kovalama özelliği arttırılmış. Bularun buff yemiş. Birinci etene artık düşman kahramanlara isabet halinde. Onları yavaşlatacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaşlatma özelliğine sahip olacak. Ayrıca ikinci yeteneği artık ilk isabet ettiğinde de rakip kahramanları 0.2 saniye sersemletecek. Bir de sonrasında 1 saniye sersemletiyor. Böylece daha uzun süre rakip kahramanları sabitleyebilecek Florian kahraman. Savior'da düzenleme yapılmış. Pasifindeki yığın başına kazandığı hasar %10 düşürülmüş arkadaşlar. Ayrıca Savior'ın bütün yeteneklerinin büyü gücü bonusu düşürülmüş. Bunun yerine temel hasarı arttırılmış. Dengeleme yapmışlar. Oyun başında daha güçlü olacak fakat oyun sonunda eski büyük gücünden kazandığı hasara sahip olmayacak Savior kahramanı yeni güncellemeyle birlikte. Nana'da çok fazla düzenleme yapılmış. Birinci etenenin gidiş geliş hızı ve hasarı arttırılmış. Gördüğünüz gibi daha seri bir şekilde gidip gelebiliyor. Ayrıca Molina'yı artık daha hızlı atıyor ve rakip kahramanları daha hızlı yakalayacak Molina. Bununla da kalmamışlar. Yine Molina'nın Bekleme süresi azaltılmış ve menzil de azaltılmış. Menzili bakın böyle güççücük olacak. Artık bu şekilde olacak. Fakat bayağı hızlı gidiyor bak. Orijinal sünce göre bayağı atar atmaz hızlı bir şekilde yakalıyor arkadaşlar düşman kahramanları. Ultisinde hasarı azaltılmış. Eskisine göre daha az bir hasara sahip olacak. Ultisi yeni güncellemeyle Nana kahraman. Yeni amblem sistemini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer amblemleriniz full ise yine Yeni sezonla birlikte bu amblem sistemi geldiğinde yine full bir şekilde olacak arkadaşlar. Eğer eksikleriniz varsa bunları satın alabileceksiniz. Bakın bu şekilde satın al diyor. Satın alıp kullanabileceksiniz etkinleştirmek için amblemleri. Bunları nasıl toplayacağız diye soracak olursanız ister savaş puanıyla, isterseniz biletle toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu niye sona çekemiyoruz? Bakın şu şekilde isterseniz biletle bir bilete bir öz veriyor. İsterseniz de savaş puanıyla bu amblem yetene gözlerini alabileceksiniz. Ayrıca bunların işte görevleri gelecek. E, farklı yine böyle kutudan sandıktan da falan çıkacaktır arkadaşlar. Yani toplaması çok zor olacağını sanmıyorum. Basit bir şekilde yine fullleyebileceksiniz amblemlerinizi. Çok fazla amblem var sadece. Değişik kombinasyonlar ve daha fazla yetenek gerektiren bir sistem gelecek. Bu amblem ile birlikte. Daha da güzel olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Sezon sonu kostümümüz daha belli olmadı. Haftaya belli olacaktır. Fakat sezon ilk satın alım kostümü belli oldu. 100 elmasa Alice'in ekranda gördüğünüz elit kostümünü satın alabileceksiniz. Yeni sezonla birlikte. Yüz elmaslı kostüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Ayrıca önümüzdeki hafta muhtemelen test sunucusuna yeni bir kahramanımız gelecek. Sonraki süreçte de yeni kahramanlar Haziran ayı içerisinde test sunucusuna gelmeye devam edecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.